Ey Emirda hükümeti ve zabıtası! Bu hasbali bir sene evvel yazmıştım. Fakat vermedim, sakladım. Şimdi beş cihetle kanunsuz, beni hususi ikametgahımda bir hizmetçimi demen ve müdahale etmeleri gibi, dünyada emsalsiz bir tarzda beni istibdad mutlak altına alıyorlar. Kanun namına kanunsuzluk edenleri, insafa gelmek fikriyle izhar ediyorum. Dahiliye vekiliyle hasbihalden bir parçadır. Hiçbir tarihte, özlemin yüzünde emsali vuku bulmayan bir zulme ve on ve cihle kanunsuz bir gadre ve tazike hedef olmuşum. Şöyle ki, Hem şiddetli suikast eser olarak zehirlenmeden hasta, hem gayet zayıf, 71 yaşında ihtiyar, hem kimsesiz, acınacak bir gurbette, hem palto ve fanila ve pabucunu satmakla maişetini temin eden fakirül hal, hem 25 sene münzevi olmasından, binden ancak tam sadık bir adamla görüşebilen bir merdüm giriz, mütevahiş, hem 20 sene hayatını ve eserlerini, üç mahkeme ve Ankara ehli vukufu inceden inceye tetkikten sonra bir ittifak beraatine ve eserleri vatana, millete zararsız olarak menfaatli olmasına karar verilmiş bir masum, hem eski harbi umumide ehemmiyetli hizmet etmiş bir evladı vatan, hem şimdi bu milleti, bu vatanı, anarşilikten ve ecnebi ifsatlarından kurtarmak için meydandaki tesirli hasarıyla bütün kuvvetiyle çalışan bir hamiyet perver ve mahkemede 70 şahitle ispat edildiği gibi 25 senede bir gazeteyi okumayan, merak etmeyen ve 7 sene harbi umumiye bakmayan, sormayan, bilmeyen ve eserlerinde kuvvetli delillerle siyasetten bütün bütün alakasını kestiğini ispat eden ve dünyanıza karışmadığını, adliyeleriniz resmen itiraf ettiği bir zararsız adam, hem ahiretine ve ihlasına zarar gelmemek için şiddetle teveccühü ammeden kaçan ve kardeşlerinin onun hakkındaki hüsnü zanlarından ve medihlerinden çekinen, beğenmeyen bu biçare sayıda, başta dahiliye vekili olan sen, Afyon valisini ve Emirdağ zabıtasını musallat edip, her gün bir ay hapsi münferit azabını çektirmek, ve tecrid mutlak içinde tek başıyla bir hapsi münferitte durmaya mecbur etmek hangi maslahatınız iktiza eder? Hangi kanun bu dehşetli gadre müsaade eder diye hukuku umumiyeyi muhafaza eden adliyenin yüksek dairesi vasıtasıyla dahiliye vekiline beyan ediyorum. Zulmen bütün hukuku medeniyeden ve insaniyeden ve yaşamak hakkından mahrum edilen Said Nursi. Bu yakınlarda üstadımızın yanına ehemmiyetli iki miralay, ikisi de jandarma kumandanlarından, bir de ehemmiyetli bir mebus, partinin müfettişlerinden, üstadın yanına geldiler. Uzun bir sohbetten sonra üçü de kemale teslimiyetle üstada dostluğa karar verdiler. Ve birisi şimdiden Risale-i Nur talebesi olmuş. O mebus, müfettiş-i umumi, eski Said'in dostuymuş. Gittikten sonra haber aldık ki, bu zatın vasıtasıyla eski dahiliye vekili, ve şimdi partinin katibi umumisi olan Hilmi Bey, bilhassa hususi olarak üstadın ziyaretine gelecek ve dostane bir surette görüşecek. Onun için üstad da size gönderdiğimiz bu sureti aynen onun eline vermek, o mevzuda konuşmak için kaleme alınmış. Daha o gelmeden berayı malumat size göndermeye üstad bize izin verdi. Hem Refet Bey'in mübarek maktumu Hüsnü'nün küçük risalesinin ahirine duasını yazdı, onu da leffen gönderiyoruz. Cenab-ı Hakk'a şükür olsun ki hem nurcu hem ciddi dost hem mütedeyyin bir kaymakam şimdi buraya kaymakam olmuş. Eskide size gönderilen dahiliye vekiliyle bir hasbihal namındaki parçayı dahi gönderiyoruz. Onu da üstad ona okuyacak. Kahraman Nazif'in ve Yakup Cemal'in Şimali Garbi'de üç devletin Kur'an'ı kabul etmesi, Zülfikar'ın intişarına tevafuku ve geçen sene Zülfikar çıkarsa dahilen ve haricen büyük fütuhata vesile olacak hükmünü tasdik etmesi, büyük bir faali hayırdır diye biz de o iki kardeşimizin kanaatine iştirak ediyoruz. Bu fırtınalı ve ilhatlı asırda biri gizli Alman, üçü aşikar devletlerin, beşerin bu asırda Kur'an'a şiddet ihtiyacını hissetmesi ve bil fiil kabul etmesi büyük bir hadiseyi Kur'aniyedir. Değil üç devlet, belki yalnız on meşhur adam, on feylosof dahi birden uzak memleketlerde Kur'an'ı tasdik etmesi, bizlere ve alemi İslam'a büyük bir müjde, ve avam-ı ehli imana büyük bir kuvve-i maneviye temin eder. Risale-i Nur'un 29. mektubunda Hücumat-ı Sitte ve Zeyli ve i̇şarat Seba ve Telvihat-ı Tisa gibi risalelerin Rumuzat-ı Kur'aniye ve Tevafukat-ı Nuriye'ye karışık bir surette bulunmasının hikmeti, mahkemeler ve ehli vukufun susturulmasına ve bizi onlarla mesul etmemesine bir vesile olmaktı. Güya o rumuzat, o derin, ince meseleler lisan-ı hal ile onlara demiş, insaf ediniz.'' Kur'an'ın bu derece esrarına çalışanlara ilişmeyiniz. Şimdi ise o karışık vaziyeti hiç münasip değil. Çünkü orumuzat ve tevafukata 20'den ancak birisi muhtaç olur, anlar. İçindeki öteki risalelere 20'den 19'u muhtaç olup anlayabilir. Buradaki nur şakirtleri diyorlar ki, mucizeli Kur'an'ımıza 3 sene Denizli kardeşlerimiz baktılar. Onlar müsaade etsinler, biz de 3 ay bakacağız hem buradan İstanbul'a muhabere edip fotoğrafla Hizbi Nuriye, Hizbi Kur'aniye gibi tabuna çalışacağız. İstanbul'daki Amerika seferi vasıtasıyla Amerika'daki Müslüman heyetine Zülfikar'ı ve bir Asay Musa'yı göndermesini isteyen o dostumuz ve kardeşimize değiniz ki, sefirlerin kafası siyasetle meşgul olduğundan ve Risale-i Nur siyasetle alakası olmadığından siyasi bir kafa çabuk takdir edemiyor. Hem Risale-i Nur müşterileri aramaz.'' Müşteriler onu aramalı, yalvarmalı. Amerika buranın en küçük bir havadisini merakla takip ettiği halde, buranın en büyük bir hadisesi olan Risale-i Nur'u elbette arayacaktır. Bundan sonra her meselemizde emir, Risale-i Nur'un şahs manevisini temsil eden has şakirtlerin ve sizlerindir. Benim de şimdi bir reyim var. Umum kardeşlerimize binler selam ve selametlerine dua eden ve dualarını isteyen kardeşiniz. Cenab-ı Hakk'a hadsiz şükür ediyoruz ki, medrese ü Zehra'nın erkanları, hakiki bir tesanüt ve sarsılmaz bir ittihat kerametiyle, bütün müşkilata ve manialara galebe edip, nurun elmas zülfikarlarını ve harika mucizatlı hüccetlerini muhtaçlara yetiştirmeye muvaffak oluyorlar. Bu neticeye mukabil çektiğimiz zahmet bin derece ziyade olsa da ucuzdur. Ehemmiyeti yoktur. Kardeşimiz Refet'in mektubunda Münevvere, Nazmiye, Saim namında üç masumun, üç ayda Elif'ten başlayıp Kur'an-ı Hakim'i hatmetmeye muvaffak olmalarından ve Kur'an dersiyle beraber nur hakikatlerini ve Hakayık ı imaniyeyi masumane, müştakane dinlemeleri için onları ve üstadlarını ve peder ve validelerini tebrik ediyoruz.'' Münevvere ve Nazmiye, Abdülbaki ve Mehmet Celal'in nur hizmetinde noksan kalan vazifelerini inşallah tekmil edecekler. Bizi ve Risale-i Nur'u çok minnettar eden Kahraman Burhan'ın mektubunda yazılan hastaya Cenab-ı Hak şifa versin ve kardeşimiz Zekai'nin vefat eden validesine çok rahmet eylesin. Amin. Nur'un erkanından ve hocalar kısmının yüzünü ak eden Nur'un santralı Sabri'nin mektubunda merhum Hafız Ali, Hasan Feyzi, ve onların halefi ve vazifelerini gören Ahmet Fuad'ın, ihtiyar ve vazifesi bitmek üzere olan bu biçare üstadlarına bedel, ömrünü feda etmek, onun yerinde çabuk berzaha gitmek gibi, sabri kardeşimiz de dördüncü olmak üzere ve ömrünü kabilse bana vermek, nefis ve kalbini ikna edip bana yazıyor. Ben bu pek eski ve sarsılmaz ve nurlar için hayatı çok faydalı kardeşime, binler barek Allah deyip, bana verdiği ömrünü kabul edip, ona aynen Ahmet Fuat gibi o baki kalan iki ömrümü, o iki kardeşime ve o iki yeni sayıda emanet verip benim bedelime hizmeti imaniyede ve Nuriye'de hizmet etsinler. Ve onun mektubunda Barla Medrese-i Nuriye'nin baş katibi Şamlı Hafız Tevfik'in Halkayı Tedrisinde Sıddık Süleyman'ın maktumu Yusuf ve merhum Mustafa Çavuş'un ve Ahmet'in oğulları gibi Kur'an dersiyle Kur'an yazısını ve nurları öğrenmesi, ve ve Hafız Hakkı'nın nurları şevkle yazmaları, Barla'ya karşı benim ümidimi kuvvetlendirdiler ve derince bir ferah ve sürur verdiler. Cenab-ı Hak muvaffak eylesin, amin. Ve tevfike tevfik refik eylesin, amin. Sabri'nin mektubu içinde ben Barla'dayken bana çok hizmet eden ve çok defa hatırıma gelen Sıdık Süleyman'ın hemşirezadesi Hüseyin'in mektubu beni çok sevindirdi. Hem onun hakkındaki merakımı izale eyledi. Maşallah, tam Sıddık Süleyman'ın mahiyetinde eski alakadarlığını muhafaza ediyor. Hem Sabri'nin mektubuyla beraber Eğirdir Cireköy'ü Risale-i Nur talebelerinden şükrü, Süleyman, Osman Çavuş'un samimi ve ciddi alakalarını nurlara karşı gösteren mektuplarına karşı, Barek Allah cenab Cenab-ı Hak sizleri muvaffak etsin» deriz. Kastamonu'nun hüsrevi ve rüşdüsü olan Mehmet Feyzi ve Emin'in gönderdikleri, benim Kastamonu'da kalan bir kısım risaleler emanetlerini aldım. Size gönderdiğim Asay Musa'nın lugatnamesini hasta olduğu halde çok güzel ve alimane yazan, lugatnamenin başında güzel bir fıkra derceden ve bana da ayrı mektup yazan Risale-i Nur'un sır katibi Mehmet Feyzi'nin oraca çok müşkülat ve maniyalara rağmen harika sadakatini ve nurlara faik alakasını, sarsılmadan imana hizmetini birkaç cihette yapması gösteriyor ki, o küçük bir husrev olduğu gibi tam bir Hasan feyzidir. Fakat ben oradayken çok ehemmiyetli ve enaniyetli bir sofi meşrep eski memurlardan bir zat ve gayet mühim malumatlı dünya ile çok alakadar ve siyasi ve tüccar bir hoca bana karşı ilişmedikleri için ben de onları daire-i nura celbetmeye çalışmadım. Onlara da ilişmedim. Şimdi Mehmet Feyzi ise Kastamonu'yu onların nüfuzundan kurtarıp Denizli gibi muvaffak olamıyor.'' Hilmi, Sadık ve Ahmet Kureyşi gibi Nur'un kahramanları da köylerde bulunduğundan feyzinin hizmeti bir derece hususi kalıyor. İnşallah bir vakit tam muvaffak olurlar. Kastamonu'nun zehraları, hacerleri, lütfiyeleri, ulviyeleri, necmiyeleri başka bir sahada hanımlar aleminde Nur hizmetinde feyziye arkadaşlık ediyorlar. Feyzi'nin mektubunda Risale-i Nur şakirtlerinin teşebbüsüyle resmi Kur'an mektebi açılıp en evvel Nur'un masumları ve hususan Emin'in maktumları en evvel mektebe girip, en evvel onlar Kur'an'ı hatmederek kısmen hıfza başlamaları cihetinde, onları ve pederlerini ve oradaki şakirtleri tebrik ediyoruz ve o masumlara binler barik Allah deriz. İki defa Nur'un hizmeti için buraya kadar gelen kıymetli hemşiremiz Zehra'nın, medreset i Zehra'nın kağıt masrafına 200 lira vermesi, hanımlar kısmında da husrevler, feyziler, ahmetler bulunduğunu gösteriyor. Kastamonu'da Hafız İhsan'ın imzasıyla ve Nur kahramanlarından Hilmi Bey ve Emin'in müşterek mektubunu aldım. Ben bu iki eski ve kıymetli ve sarsılmaz ve metin o kardeşlerime ve ihsanlara ve oradaki Nur şakirtlerine çok hasretler ve iştiyaklarla selam ediyorum. Ve hapiste bizimle beraber ve bize hapiste çok hizmet eden İhsan nerededir merak ediyorum.'' Safranbolu havalisi hakikaten Mustafalar ve Ahmet Fuat rahmetullahi aleyh ve Hıfzı rahmetullahi aleyh ve Rahmi gibi harika sadakat ve alakadarlıkla Kastamonu'daki 8 sene bizim nur hizmetimizin akim kalmadığını ve Safranbolu'da parlak bir medrese-i Nuriye olacağını maddeten ispat ediyorlar. Bu defa Mustafa Osman'ın mektubunda iki saat yakınındaki Karabük Fabrikalar şehrinde bulunan yüzer genç ve işçilerde nurlar fütuhat yapacağını bildirmekle ehemmiyetli bir müjde telakki ediyoruz. Nur'un küçük kahramanlarından Mustafa Sungur ve Rahmi'nin güzel mektuplarında, onların köylerinde Ahmet Fuad'ın ciddi gayretiyle ders vermesi ve Eflan nahiyesinin Barla nahiyesi gibi bir medrese-i Nuriye hükmüne girdiğini ve Ora ahalisi iştiyakla Nur'ları dinlemesi ve yeniden iki genç muallim daha eski yazıyla Nur'lara girmesi ve çocukların huruf-u Kur'aniye'yi öğrenmeye başlamasıyla Risale-i Nur'ları da yazmaya girmeleri büyük bir faali hayırdır. Cenab-ı Hak o masumları muvaffak etsin ve onların üstadları ve peder ve validelerinden razı olsun. Onlar duada masumlar dairesine girdiler. Başta Ahmet Fuat, Mustafa ve Rahmi olarak Eflani nahiyesini tebrik ediyoruz. Nur'un küçük kahramanlarından Mustafa Sungur ve Rahmi'nin az bir zamanda eski harfle Mustafa Sungur'un gayet mükemmel meyvenin 11. meselesi hatimesiyle ve Rahmi'nin gençlik rehberini eski harfle güzelce yazmaları ve Kastamonu'dan gelen kitaplarım içinde bize göndermeleri hakikaten benim için yeni bir aderzadelerim bir Abdurrahman ve Fuat dünyaya gelmiş gibi beni memnun ediyor. Edhem Hoca namında Balıkesir'de Muhacir ve Celaleddin Rumi'nin mensuplarından 20 seneye yakın köy hocalığı ve çocuklara Kur'an okutmakla meşgul ve şimdi de tam Risale-i Nur'a Balıkesir ve Kırkağaç havalisinde hizmet eden ve uzun mektubuyla korkak hocaları nurlara davet eden ve cesaret veren ve Balıkesir Kırkağaç Ağaç Havalisi Nur Şakirtleri namına sandıklı Ala Mescid Köy imamı İbrahim Edhem imzasıyla yazdığı mektupta çok ehemmiyetli ve güzel fıkraları var ve korkak hocalara tukatları var. O zatı cidden tebrik ediyorum. Cenab-ı Hak muvaffak eylesin. Hem ona hem mektubunda isimleri bulunan yeni ve çok nurculara selam ediyorum. Onun uzun mektubunu hastalığımdan tahsih ve ıslah ve tadil edemedim. Hakkımda pek ziyade senalarını ya kaldırmak ya tadil etmek lazımdır. Layıkaya girmek için suretini size gönderiyorum. İnşallah Hasan Feyzi, Ahmet Fuat, muallimleri nurlara sevk ettikleri gibi, bu gayretli kardeşimiz de hocaları nurlara sevk edecek. Ben Denizli otelindeyken bana maktumuyla ara sıra ekmek, ateş cihetinde hizmet eden, ve Tahir Çavuş'la bana mektup gönderen Ekmekçi Mustafa'ya da selam ediyorum. Umma binler selam ve selametlerine dua ederiz. Deniliyor ki neden nur şakirtlerinin kuvvetli hüsnü zanları ve kati kanaatleri senin şahsın hakkında nurlara daha ziyade şevklerine medar olan bir makamı ve kemalatı şahsına kabul etmiyorsun. Yalnız Risale-i Nur'a verip kendini çok kusurlu bir hadim gösteriyorsun. El cevap, Hadsiz hamd ve şükür olsun ki, Risale-i Nur'un öyle kuvvetli ve sarsılmaz istinat noktaları ve öyle parlak ve keskin hüccetleri var ki, benim şahsımda zannedilen meziyete, istidada ihtiyacı yoktur. Başka eserler gibi müellifin kabiliyetine bakıp, makbuliyeti ve kuvveti ondan almıyor. İşte meydanda, 20 senedir kati hüccetlerine dayanıp, şahsımın maddi ve manevi düşmanlarını teslime mecbur ediyor.'' Eğer şahsiyetim ona ehemmiyetli bir noktaya istinad olsaydı, dinsiz düşmanlarım ve insafsız muarızlarım kusurlu şahsımı çürütmekle, nurlara büyük darbe vurabilirdiler. Halbuki o düşmanlar, divaneliklerinden, yine her nevi destelerle beni çürütmeye ve hakkımda teveccüh-i ammeyi kırmaya çalıştıkları halde, nurların fütuhatına ve kıymetine zarar veremiyorlar. Yalnız bazı zayıf ve yeni müştakları bulandırsa da vazgeçiremiyorlar. Bu hakikat için, hem bu zamanda enaniyet ziyade hükmettiği için haddimden çok ziyade olan hüsnü zanları kendime almıyorum ve ben kardeşlerim gibi kendi nefsime hüsnü zan etmiyorum. Hem kardeşlerimin bu biçare kardeşlerine verdiği makam-ı okrevi, hakiki, dini makam ise mektubatta ikinci mektubun ahirindeki kaideye göre şahsıma verdikleri manevi hediye olan kemalatı eğer haşa ben kendimi öyle bilsem olmamasına delildir. Kendimi öyle bilmesem onların o hediyesini kabul etmemek lazım geliyor. Hem kendini makam sahibi bilmek cihetinde enaniyet müdahale edebilir. Bir şey daha kaldı ki, dünya cihetinde hakayık imaniyenin neşrindeki vazifedar makam sahibi olsa daha iyi tesir eder denilebilir. Bunda da iki mani var. Birisi, faraza velayet olsa da bilerek, isteyerek makam yapmak tarzında velayetin mahiyetindeki ihlas ve mahviyete münafiidir nübüvvetin vereseleri olan sahabeler gibi izhar ve dava edemezler. Onlara kıyas edilmez. İkinci mani, pek çok cihetlerle çürütülebilir ve fani ve cüzi ve muvakkat ve kusurlu bir şahıs sahip olsa, nurlara ve hakayka imaniyenin fütuhatına zarar gelir. Fakat bir nokta var ki mucibi şükrandır. Ehli siyasetteki düşmanlarım, meskur hakikatları bilmedikleri için, şerefli, izzetli, eski sayıda düşünüp, Mütemadiyen nurlar bedeline benim şahsıma ihanet ve tenkis etmekle meşgul oluyorlar. Bazı mutasip enaniyetli hocaları da şahsımın aleyhine çeviriyorlar. Güya nurları söndürmeye çalışıyorlar. Halbuki nurları daha ziyade parlattırmaya vesile oluyorlar. Nurlar adi şahsımdan değil, Kur'an güneşinin menbaından nurları alıyor. Alamescit Köyü hocası İbrahim Etem'in halisane mektubuyla ehemmiyetli ve nurun masum şakirtlerinin o mübarek hocanın dersinden tam hisse alan ve nur dairesine giren altı küçücük masumların kendi kendilerine düşünüp hocalarına söyleyerek altı pusula kendi kalemleriyle yazarak bu ihtiyar hasta sayıda o masum mübarekler ömürlerinden her biri bir kısmını vermesi hakikaten gayet medarı hayret ve takdir bir hadise-i nuriyedir. Ben dahi o masumların o mübarek hediyelerini kabul edip, yine o küçücük saitlere hediye ederek benim yerimde çalışmak için bağışlıyorum. Cenab-ı Hak onları muvaffak eylesin. O küçücük saitler ise işaretlerinden İbrahim 9 yaşında, Mustafa 11 yaşında, Halil İbrahim 12 yaşında, Emin Yılmaz 14 yaşında, Mehmet 11 yaşında, Abdullah 12 yaşlarındadır. Medrese-i Nuriye kahramanlarından ve o medresenin üstadı mübareği merhum Hacı Hafız'ın maktumu, ve varisi Hafız Mehmet'in o medresenin umum şakirtleri namına yazdığı mektubunda Nurla iştigalin ölümden başka her belaya, hastalıklara bir ilaç olduğu gibi dehşetli ölümü de cennetin kapısı gösterip ehli imanı heyecanla şevke getiriyor diye fıkrası hakikat olduğuna pek çok hadiseler var. Masum maktumu da hafızlığa başlaması inşallah muvaffak olacak. Ceddinin ve pederinin mübarek hafızlık ünvanlarını daimleştirecek. Medrese-i Nuriye'nin elmas kalemli kahramanlarından Mustafa Yıldız'ın sureten kısa ve manen uzun ve kıymetli mektubunda Medrese-i Nuriye'nin kahramanlarına havale edilen Sikke-i Gaybiye'nin yağlı kağıda yazılmasını 3-4 hüdüdün manen alkışlaması gösteriyor ki inşallah Sikke-i Gaybiye Medrese-i Nuriye'de parlak bir tarzda çıkacak ve güzel fütuhat yapacak. Kahraman Tahir'in gönderdiği kısa münacat sıhhatlidir. Fakat yalnız baştaki kısmın tercümesi var. Şimdi tam tercüme etmeye halim müsaade etmiyor. Aynen yazılsın. Bu kısacık münacat gösteriyor ki, enaniyet-i nefsiye ve hissiyat hayatiye, Risale-i Nur'un telifi zamanında hükmetmemişler. Nurların ihlas ve safiyetini bulandırmamışlar. Eski harbi Umumi'de daima şehit olmaya muntazır olduğundan, işarat ül tefsiri tam halis yazıldığı gibi, bu münacattaki tam rabıta-i mevtin kuvvetli tezahürü dahi nurların safi ve halis bir mahiyet almasına vesile olmuş. İnşallah hissiyatın efsaniye karışmamış. Nurların birinci medresesi olan ve ben ruhen çok alakadar olduğum Barla'nın ehemmiyetli genç şakirtlerinden, aynen Denizli'den bana gelen Ahmet gibi, Mehmet gibi bir Ahmet ve Mehmet, buraya geldiler ki, o eski zamanda en ziyade alakadar olduğum ve bana sekiz sene sadakatle hizmet eden muhacir Hafız Ahmet, Mustafa Çavuş hesabına, merhum Mustafa Çavuş'un mahdumu Ahmet, merhum pederi hesabına ve berber Mehmet ise kayınpederi merhumu Hacı Hafız Ahmet bedeline ve Barla'daki nur şakirtleri namına yanıma geldiler. Hakikaten ben Barla'ya ve o zamana gitmiş kadar sevindim. Maşallah Barla birinci medrese-i Nuriye olduğunu hissetmeye başlamış. Ciddi bir intibah, bir alakadarlık gösteriliyor. Hatta eskiden 10. sözü tabeden Hacı Bekir, benim orada oturduğum odayı her bir masrafını deruhte edip satmaktan men etmiş. Nur şakirtlerinin bir misafirhanesi hükmünde muhafaza edilmesini Barla'ya haber göndermiş. Nur santrali kardeşimiz Hoca Sabri'nin, eskiden beri onun gibi nurcu refikasının ve mübarek mahdumu Nureddin'in yaşar, küçük bir mektuplarını aldım. Cenab-ı Hak onlara sıhhat ve afiyet ve saadet ihsan eylesin. Amin. Gariptir ki müstesna olarak her tarafta yağmura ihtiyaç varken bu emir dağına mahsus şiddetli bir yağmur ve emsali görülmemiş fındık kadar tanelere büyük ve ekinlere çok faydalı bir dolu geldi. Şimdi yanımda iki nurcu kardeşler diyorlar ki hem mucizatlı Kur'an'ın gelmesi ve Afyon'dan bir nüssa Zülfikar'ın müsaadesi münasebetiyle ehemmiyetli bir hücum beklenirken takdirle emniyet müdürü tarafından okunmuş, ve üçü İsmail namında üç ehemmiyetli memurun aynı vakitte nurlara tam şakirt ve naşir olmaları bu yağmura vesile oldu. Çünkü şimdiye kadar çok tecrübelerle Risale-i Nur'un serbest intişarıyla belaların refi ve ona ilişmek ve susturulmakla belaların gelmesi sabit olmuş. Hatta mahkemede ispat edilmiş. Anlaşılıyor ki bu bahar fırtınasında iki harici, iki dahili dört cereyan, her biri bir maksada göre ve nurcuların şevkine ve sayılarına ilişmek ve yüzlerini dünyaya ve siyasete çevirmek istemelerinden kuraklık başladı. İnşallah yakında refah olur. Aziz Sıddık Kardeşlerim Bütün tarihi beşeriyede katiyen misli görülmemiş ve kavmi Lut'un başına yağan semavi taşlardan daha müthiş taşlar, dinsizlik hesabına milyonlarla ehli imanı ve masumları, edyan semaviye ve kavani ilahiye haricine dehşetli vasıtalarla sevk eden bir memleketi semavi taşlarla tokatlamasının bir mukaddimesi olarak, resmi gazetelerin kati haber verdikleri bir hadise-i semaviyeyi adetime muhalif olarak bir nur şakirdi bana haber verdi. Dedim, 25 sene gazetelerin havadislerini merak etmedim. Fakat bu taşlar, Risale-i Nur'un dinsizlere manevi tokatlarını temsil ettiği cihette ve 5-6 sene evvel ondan haber verdiği için o şakirde dedim. Git yalnız o hadiseyi tamamıyla oku, tahkik et. O tahkik etti geldi. Diyor ki, bu baharda Rusya'nın Vladivostok ormanlarına, zemin yüzünde hiç emsali görülmeyen büyüklükte semadan taşlar düşmüş ve en büyüğü 25 metre uzunluğunda ve 10 metre boyundadır. Düştüğünde etrafındaki ağaçları devirmiş ve 30 kadar büyük çukurlar husule getirmiş. Tetkik edilen parçalarında demir, çelik ve başka maddeler karışık olarak mizansız bulunmaktadır. İşte resmi gazetelerin kati verdikleri bu haber, 1360 sene evvel Suriye filin mucizane, Termihin bir -mih hicâretin cümlesiyle, 1359 tarihinde dünyayı dine tercih eden ve dinsizliği esas tutan, bir nevi medeniyet hesabına, beşeri yoldan çıkaranların başlarına, ebabil kuşları gibi semavi tayyarelerden bombalar başlarına inecek ve semavi taşlar yağdırmasına mukaddimesi olacak diye haber veriyor. Ve fi tadlilin aynen 1360 tarihini gösterip dalaletin cezası olarak kavmi Lut'un başına gelen ahcar-ı semaviyeyi andıran semavi taşlar o tarihlerden sonra geleceğini haber verip tehdit ediyor. Risale-i Nur'un Sure-i Fil nüktesine ait beyanatı içinde haşiyeli bu cümle var. Evet bu tokatlardan pür şer beşer şirkten şükre girmezse, ve Kur'an'a tarziye vermezse, melaike elleriyle de ahcar semaviye başlarına yağacağını bu sure bir mana işaretiyle ile tehdit ediyor. İşte bu fıkra doğrudan doğruya bu taşlara işaret olmasına iki emare var. Birincisi, şimdiye kadar gelen semavi taşlar bir iki karış oldukları halde, böyle 25 metre uzunluğunda ve 10 metre genişliğinde dağ gibi taşlar, elbette semavatın dinsizliğe karşı bir alameti hiddetidir.'' sure fil mucizane ona bakması, onun tefsiri ona işaret etmesi hakikattir. O hadisenin o ihbara liyakati var. Çünkü emsalsizdir. İkinci emaresi, bütün zemin yüzünü ve nevi beşeri tehdit eden dehşetli bir dinsizliğin merkezlerine gelmesidir. Ve dinsizler bunu hissetmişler ki, küçücük hadiseleri ehemmiyetle neşrettikleri halde, bir iki aydır bu acip dehşetli hadiseyi ellerinden geldiği kadar şaşalandırmamaya çalışmışlar.